Merhaba arkadaşlar. Ben King Jordan. Bugün sizinle birlikte isimsiz serimizin Frostborn benzeri oyunları oynadığımız serimizin 3. bölümündeyim. Bugün sizinle birlikte Last Day oynayacağız. Last Day Frostborn benzeri bir oyundur. Tek farkı şöyle bir şey. Biz orada Frostborn'da orta çağdayken şu ana yakın bir tarihteyiz Last Day'de. Silahlarımızı alıyoruz, zombilerle savaşıyoruz. Ya bir tık The Walking Dead gibi bir onun oyunu gibi düşünebilirsiniz. O tip bir oyun. Mantıken. Mesela ben bu oyunu zamanında çok oynuyordum. 143 seviyeyi. Ortalama bir yıla yakındır. Ya çok 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 nadir oynuyorum. Ya çok güzel bir oyun. Bir sürü item çeşitliliği var. Bir sürü eşya çeşitliliği var. Onun dışında ayrı binek çeşitliliği var. Mesela bakabiliyor muyum? Bir sürü binek çeşitliliği var. Çeşit çeşit binekler var. Şu anda bende çoğu yok da çünkü uzun süredir oynamadığım için. Onun dışında motor var. Motor dışında bilmem ATV'si var. Gemisi var. ATV de işte şurada. Onun dışında sürekli sezon geliyor. Sürekli sezon geliyor. Sezonda yeni motor desenleri geliyor. Evrim motoru mesela. Gibi gibi. Çok çok motor desenleri geliyor sürekli. Onun dışında artık daha ne olabilir? Ha, sürekli etkinlikleri var. Mesela sürekli etkinliklere katılarak oynanabiliyor. Sürekli mesela dediğim farkındayım olsun. Onun için de eskiden bu yoksa herhalde yeni gelmiş. Hediye al diyor. Tümünü ala basalım bakalım ne veriyor. Sonraki iki tane köpek vardı. Bunu verdi. Bunlara acaba vermese miydi? Ha bak şunu sevdim. Bu bir tık güzel. Gerisi çöp hala. Çöp. Vermeseydi bir tık daha iyi gibi. Ben bunu nereden bakabilirim ne verdi vermeden. Ha şurada. Tamam. Bakalım neler verdi. Onun için de silahlarımızı modifiye ediyoruz. Değişik değişik modifikasyonlarımız oluyor. Ya oyunu uzun süre oynamadığım için bir tık kafa kasmalar var. Şöyle. Her silah manyak şekilde fazla modifikasyonu var. Mesela biz az önce aldığımız hediyelerde de bir modifikasyon eşyası vardı. Hemen alayım onu. Silah sandığına da bakalım. Hı, keskin. Yeni silah tipi mesela. Şunu aldık mesela. Onun dışında bir tane şu çıktı mesela. Ama bunu da göstereyim. Kişileştirme. Çek şunları. Ya bunları da bu oyunu oynayıp çiftlik videosu çekmek istiyordum. Nasip olmadı. Edemedim çekeyim. Ya mesela sopa ucu veya şeklini değiştiriyorsun. Ya bu sayede 20 tane farklı silah koyup hepsine farklı modifikasyonlarla çeşitlilik yaratıyorlar ve hasarları değişiyor, özellikler geliyor. Mesela AK'de bomba atar özelliği var, çok sağlam. Mesela tabanca da var bir özellik. Geri püskürtüyor, çok güzel. Pompalı da var, geniş alana sıkıyor. Tek atışta çok güzel özellikler. Onun dışında hemen haritaya çıkalım. Ya bunda da aynı sıkıntı var. Özellik var. Geç şunları. Ha, yeni etkinlik, yeni etkinlik, yeni etkinlik. Tamam. Şurada nelerimiz var? Şurada hemen göstereyim. Çiftlik var. Bunun videosu büyük ihtimalle gelecek diye düşünüyorum. Öyle ümit ediyorum. Motel var. Videosunu atmıştım. Liman var. Limandan artı kendi limanın altı var. Artı liman laboratuvar kısmı var. Çok güzel farm yapılacak yerler. Ama ileriki levellerde. Sonra gemiyi açtım da şunlar var. Artı yanlış olmazsam şu açılmadı daha ama. Veya açılmış da olabilir. Ben artık oynamıyorum. Onlar var. Onun dışında geliyoruz buraya. Karlı bölgelerimiz var. Burada Cooper veya Maple daha rahat kasılıyor. Oak diye. Meşe kütüğü işte. Meşe kütüğü daha rahat kasılıyor. Buraları açmak için de gitmemiz gereken yerler var. Buraya gitmek için de ATV ihtiyacım var. Ben daha ATV'yi bitiremedim çünkü oynamıyorum. Burası var. Benzin istasyonu. Burada motoruma level attırıyorum. Burada Bunker Alpha var. Ya bu bizim bildiğimiz Thor gibi. Thor diyorum ya. Odin. Odin sığınağı gibi. Ya Odin'in bu oyundaki hali gibi düşünün. 4 katlı her şey hemen hemen benzer. Burada liman var. Daha hiç gitmedim. Bu büyük ihtimalle yeni gelen güncellemelerle gelmiştir. Ha, ulaşım merkezi. Buraya bakarız. Şurada polis karakolu var. Burayı temizliyoruz. Onun dışında saldırılar geliyor. Temizledikçe şunlardan alıyoruz.
Fetiş kartları, yüzbaşı kartı vesaire vesaire. Kimlik kartlarından alıyoruz. Onlarla da silah kipi alıyoruz. Silah planı alıyoruz. Bunun dışında oyunda başka neler var? Krater kısmı var. O da oyunun krater kısmı da arkadaşlarınızla oynayabildiğiniz kısmı. Masalarımız var. Masalarımızı tek tek seçip yükseltiyoruz. Bunu arkadaşlarınızla oynadığınız zaman mesela herkes ayrı silahlar basabilmek için herkes ayrı itemleri topluyor. Ve herkes ayrı itemleri basıyor. Tüm itemleri toplayıp oynuyorsunuz. Hoş olmuş ya. Neler gelmiş bakalım mesela hemen. Şuradan da varsa bir şeyimiz toplayalım. Hemen hemen hızlıca bakalım bir. Ücretsiz gelmiş. Gerek yok video izlemeye. Of. Suyum var. Çok temiz. Güzel içeri. Burada satış vesaire yapıyoruz. Arkadaşlarınızla gidip item kasıyoruz. Onun dışında başka ne yapabiliriz? Hemen bir girip göstereyim. Kendi seviyemizi yükseltiyoruz. Kendimize ev yapıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Burada item satıyoruz. Eşyalarımızı koyup satıyoruz. Satılan bir şey var mı? Şu satılmış mesela. Bunun dışında şuradaki adama veriyorum. Satışı başlata basıyorum. Satış yapıyorum. Hızlıca satış yapıyorum. Onun için de az önce dediğim işte tezgahları basıyoruz. Her tezgahtan farklı itemler verdiği için yani toplam bu tezgahların sayısı az olduğu için arkadaşımla birlikte eskiden oynadığım zaman bende bunlar varsa arkadaşımda odun vardı, demir vardı, şu vardı. O eritirdi, ben yükseltirdim. Çok daha değerli bir fiyattan satardık. Onun dışında hemen gelelim şöyle. Giriş yapalım. Bu da krater dairem. Herkes kendi evini yükseltebiliyorsun. Oturabiliyorsun. Ya güzel işte. Olduğu kadar. Şurada mesela çantalar, desenler var. Bir sürü desen var normalde. Ama bir kısmı bende yok işte. Olması gerektiği gibi. Çünkü oyunu aktif olarak oynamıyorum. İç çamaşırına kadar desenleri var. Şu güzelmiş. Böyle Last Day'de. Ya oynanırken pek hoşuna gidecek bir oyundu. Çünkü bir yerden sonra İçerikleri bitiyor ama o içerikleri tüketmek de biraz uzun sürüyor. Ortalama uzun süre oynanabilecek bir oyun. Türkçe olması çok 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 güzel. Frostborn'un en kötü tarafı yabancı dil olması, İngilizce olması. İşte bunun da en güzel tarafı.